Ama işte kanka. Merhaba, merhaba. Tekrar eder misin? Duyamadım. Çocuklar, sorunu. Diğerleri mikrofonunu kapatsın. Azal arkadaşımızın sesini duyamıyoruz. Tamam mı? Sıra size gelince. Sesli konuş. Oldu mu istersen? Evet. Siz seçmeseydiniz hangi mesleği seçerdiniz? Hangi mesleği seçerdim eğer psikolog olmasaydım? Hazal, büyük ihtimalle avukat olurdum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam, benim aklımda bir soru var ama. Buyurun Tülay Hocam. Hayatınızı değiştiren bir öğretmenle karşılaştınız mı? Sizi çok etkileyen bir öğretmen çocukluğunuzda. Üniversite de olur gerçi. Hani hayatınıza dair bir etki bırakan. Galiba ilkokul birinci sınıftı. Öyle hatırlıyorum. Bir öğretmenimiz vardı. Bir kadın öğretmen. Biz bir şeyleri bildiğimizde bize her zaman böyle yanında getirdiği mandalina verirdi, fıstık verirdi ve biz onun öğreteceklerine karşı böyle ciddi bir motivasyonla sarılırdık yani. Çünkü güzel ödülleri vardı bizim açımızdan. Onu hala hatırlarım. Ne kadar ufak şeyler ama ne kadar evet. Değil mi? Tabii çok ufak şeyler ama çok ciddi bir şekilde aklımda kalmış. Mandalina ve fıstık. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ben de bir şey sormak istiyorum hocam. Genelde insanların hayatında bir kırılma noktası vardır. Yani birçok insanda vardır. Bir olay yaşarsınız ve onun üzerine bir kırılma noktası olur. Böyle bir kırılma noktanız var mı hocam? Kırılma noktası üniversiteyi kazandığım zaman aslında benim açımdan. Kayseri'de liseyi bitirdim ben. Üniversiteyi 3. girişimde kazandım. Ve Ankara'yı kazandım. Aslında İstanbul'u istiyordum. Aslında hukuku çok istiyordum. Ama o zaman olmadı. Olmayınca biz de birazcık yönümüzü değiştirdik. Dayım vardı benim, o dedi böyle bir bölüm var, bu bölümün geleceği çok açık, çok da iyi, bunu da yazalım dedi. Ben dedim bunu da yazalım ve o geldi. Yoksa 3 yıl, neredeyse 2 yıl, 3. de değiştirdim. 2 yıl hukuku ve sadece Ankara hukuk ya da İstanbul hukuk olacak diye bakıyordum zaten. Biraz maliyetli tarafım vardı. O bir kırılma noktasıdır benim için. Ama iyi oldu mu? Evet, iyi oldu. Aynen. Şimdi insanlara daha faydalıyım ben. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam, Kayseri dediniz. Ben de ortaokul 2'ye kadar Kayseri'de okudum. Ondan sonra Ankara'ya taşındık biz de. Benim de üniversiteyi 3. girişimde kazanışıp ben de Ankara hukuk istiyordum. Oradan böyle çok güzel bir şey yakalamışız. Ne diyoruz evet, biz buna? Totem mi diyelim? Öyle bir şeyler olmuş artık. Güzel hocam, yani psikologluk da çok güzel. Benim cidden yani insan davranışlarını anlama üzerine, insanları oturup dinleme gibi bir özelliğim de var. Çok da severim. Öğretmen olmasaydım isterdim. Ben de psikolog olmak isterdim. Gayet ulvi, güzel bir görev. Başarılar diliyorum mesleğinizde. Bu arada öğretmenlik de çok şey. Çünkü bizi de öğretmenler yetiştirir sonuç itibariyle. Öğretmenlik başka bir yerde duruyor bence. Aynen. Birçok insan, birçok sizin gibi kıymetli konuğumuz zaten hani toplumda şu algı var artık, öğretmenlikle ilgili olumsuz algılar var ama bizden de aynen şöyle hocam. Ama birçok konuğumuz da davetimizle eksik olmasınlar, sizler gibi katılıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza devam edelim biz. Evet. Buyurun. Çocuklar, kimler? Özlem'in elini gördüm hemen şimdi. Özlem, seni dinleyelim. Merhabalar. Sizin sesinizi duymak benim çok hoşuma gitti. Sorum şu. Çocukken oyuncaksız oynamayı en sevdiğiniz oyun nedir? Oyuncaksız, değil mi? Evet. Okey. Şimdi bizim çocukluğumuzda çok fazla oyuncak yoktu zaten. Biz kendi yaptığımız oyuncaklarla oynamaya çalışırdık.
Bunlardan birisi nasıl tarif edeceğim? Tel. Bildiğimiz tel, böyle bakır tel var ya. Buckle tel. Biraz daha kalın bir bakır telden bahsediyorum. O telden biz araba yapardık. Tekerleği olan, şöyle ortada bir uzun şeyi olurdu. Sonra ona takılı bir direksiyon yapardık ve bir uzun olurdu ve direksiyon olurdu bu şekilde. O arabayla biz sanki gerçek araba sürüyormuşuz gibi böyle dolanırdık etrafta ve araba sesi çıkarmaya çalışırdık aynı zamanda. Çok güzeldi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ata'yı gördüm. Ata. Ata parmak kaldırıyor. Zeynep parmak kaldırıyor. Ata sendeyiz. Merhaba, benim adım Ata. Soyadım Salman. Deniz'den bağlıyorum. Size sorum. Küçükken neler araştırmayı severdiniz? Yani neler araştırdınız? Evet. Şunu hazırlıyorum Ata. Bir çizgi film vardı küçükken. Esteban. Çizgi filmin ismini hala hatırlıyorum ve bu Güney Amerika'daki bu İnka topluluğunun, İnka uygarlığının, Maya ve İnka uygarlığıyla ilgili bir çizgi filmdi Esteban. Orada böyle altın bir kartal vardı ve çocuk Esteban dediğimiz çocuk da o kartalla uçuyordu ve işte İnkaların şehirlerini bulmaya çalışıyordu vesaire. Kötü insanlar vardı, iyi insanlar vardı. Ben bunu çok merak etmiştim ve o zaman tabii böyle internet yok, Google yok vesaire falan. Kütüphaneye gitmiştim. Koca koca kitaplardan, ansiklopedilerden İnkalarla ilgili, geçmiş tarihte yaşayan uygarlıklarla ilgili araştırmalar yapmıştım. Bu da benim çok hoşuma gitmişti. Teşekkür ederim. Deniz Hocam merhaba. Merhabalar Arzu Hocam. Hoş geldiniz. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Benim de öğrencilerimin soruları var müsaade ederseniz. Tabii. Kaan Giray'cığım. Kaan. Kaan sendeyiz. Efendim öğretmenim. Sorun vardı galiba. Parmak kaldırıyordun. Sormak ister misin? Olur öğretmenim. Tamam tatlım. Sor hadi. En çok neyi merak ederdiniz? Küçükken en çok neyi merak ederdim? En çok uzayı merak ederdim Kaan. Hala merak ediyorum bu arada. Uzayı merak ederdim. Böyle hani uzaya nasıl gidiliyor? Orada nefes alabiliyor muyuz? Gezegenler ne durumda? Kaç tane gezegen var? Gezegenlerde yaşama şansımız var mı yok mu? Küçükken de merak ederdim. Şimdi de merak ediyorum. Hala benim için bir merak konusudur gezegenler ve uzay. Teşekkür ederim. Ben bir de Zeynep vardı hocam. Bir de Zeynep. Zeynep. Zeynep'ciğim. İyi akşamlar. Küçükken en çok sevdiğiniz ders hangisiydi? Zeynep, küçükken en çok sevdiğim ders benim fen bilgisiydi aslında. Çünkü doğayı, bitkileri ve biyolojiyi seviyordum ben. Fen bilgisi dersimiz vardı. Özellikle biyolojiyi çok severdim. O işte tek hücreli canlılar vesaire vesaire. Onlar çok ilgimi çekerdi diyebilirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Yusuf var. Ben Yusuf. Merhaba. Merhaba. Bir akşamlar. Size sorum. Küçükken hangi kitabı seviyordunuz ve neden? Evet. Küçükken en çok sevdiğim kitaplardan birisi Balonda 5 Hafta. Jules Verne'in bir kitabı bu. Balonda 5 Hafta'yı okuduktan sonra dayımla birlikte bir balon yapmaya ve balona bağlanan bir sepet yapmaya çalışmıştık. Çünkü Balonda 5 Hafta'da dünya turu yapmışlardı.
O yüzden benim için de önemliydi bu. Ama çaba gösterdik. Yani yapamadık, uçamadık ama en azından çaba gösterdiğimizde o zevki hatırlıyorum. O heyecanı hatırlıyorum. Dünyayı dolaşma heyecanını. Mikrofon açık olanlar var. Deniz Hocam bir şey dikkatimi çekti. Dayım dediniz. Herhalde dayınızla yaş aralığınız çok fazla değil. O size bayağı bir rol modeli o. Rol modeli olmuş gibi geldi bana. İyi çözümlemiş miyim? Üniversite sınavında size psikologluğu yazdırmış. Okuduğunuz kitapta tutup da yine balon yapmaya çalışmanız değil mi? Sanki dayınız evet, bayağı bir hayat. İki yaş aralığımız var dayımla. Yakın bir aralık. Hı hı. Onlarla zaman geçirdiğimizde tabii ki rol model aldığımız yanları var. Aynen. Ya hayatınızın büyük yerinde beraber kardeş gibi büyümüşsünüz aslında öyle de tabii. Olmuş. Aynen öyle oldu. Var mı başka soru olan? Ben şimdi Azerbaycan'dan Gönül Hocam, Ayten Hocam hani öğrencilerinizden var mı soru sormak isteyen Deniz Hocamızı da bakalım. Bir çocuğumuzun da parmağı var herhalde. Kaldırdığını görüyorum. Deniz Hocam siz de yakalayabiliyor musunuz ekrandan? Kimse... Canan var. Canan'ı alabiliriz. Kimsenin Canan... şeyi kalmasın. Tamam. Canan sendeyiz. Türkçe ve İngilizce dışında hangi dilleri öğrendiniz? Canan, Türkçe ve İngilizce dışında başka bir dil öğrenemedim. Ama öğrenmeye çalışacağım. Ama bu arada lütfen imkanınız varsa Türkçe ve İngilizce dışında başka dilleri de lütfen siz de öğrenmeye çalışın. Hani bizim dönemimizde çok koşullar bu kadar uygun değildi. Ancak İngilizceyi ve Türkçeyi oturttuk. Ama şimdi daha fazla olanaklar var. Zaman bulabilirsem kendi kendime ben de başka dilleri öğrenmeye çalışacağım. Deniz Hocam, son olarak öğrencilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Bunları alalım. Başarı için, başarılı bir gelecek için, meslek seçimi için öğütleriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Tamam. Deniz Hocam. Oradan efendim? Bir. Önce ders beni attı. Ben sorumun cevabını alamadım. Zeynep, sensin değil mi? Evet. Zeynep, sorunu tekrar sorar mısın? Tamam. Küçükken ve büyüdüğünüzde müzik aletiyle ilgilendiğiniz mi? İlgilenirdiniz. Aslında küçükken ben ilgilendim. Babam bana küçük bir saz almıştı bağlama. Onunla biraz ilgilendim. Ama çok fazla sürdüremedim. Şimdi herhangi bir müzik aleti çalmıyorum. Ama keman sesine bayılıyorum mesela. Keman çalmayı çok istiyorum. Bir ara bundan 5 yıl önce bir keman aldım ve kursa gittim. Ama sürdürmek noktasında biraz sıkıntı yaşadım. Belki ileride tekrar müzik aleti çalabilirim, öğrenebilirim bence. Benim iki tane ablam var. Büyük ablam gitar çalmayı öğrendi, çalıyor. Ablamın da kemanı var ama daha o öğrenmedi. Harika. O zaman sen de bir müzik aleti çalabilirsin. Ben büyüyünce müzik aleti kendime alıp çalacağım. Tamam. Bu arada onlarla birlikte de çalabilirsin. Çok büyümeyi bekleme olur mu? Peki. Sanki aşağıda Havin ve Esma Nur'un parmaklarını görüyorum. Onların da sorularını alalım. Ondan sonra ben devam edeyim istiyorum. Havin sendeyiz. İyi akşamlar. En sevdiğiniz şarkı nedir? En sevdiğiniz şarkı şu anda mı çocuklukta mı Havin? Fark etmez. Fark etmez. Peki. En çok sevdiğim şarkı çocuklukta Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısıydı. Arkadaşım Eşek oluyordu sonra. Bu şarkı. Şu anda da en çok sevdiğim şarkı Sezen Aksu'nun
Karşıyım şarkısı. Hocam bu tarz sorulara kırmızı balık deyip geçecek. Çok uğraşmayın. Bütün katılımcılarımıza söylüyorum. Şarkı deyince kırmızı balık deyin. Herkes biliyor. Genel geçer bir şey çünkü. Peki. Kırmızı balık da var aralarında. Tamam. Hayır. İşte şimdi oldu. Evet. Esma'yı görmüştüm ama şu anda göremiyorum. Galiba düştü yayından. Evet. Peki. Şimdi başarılı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi çocuklar, her çocuk kendi kitabını yazar. Bu önemli bir durum. O yüzden hepinizin hem başarı kriteri hem de nasıl başarılı olacağına dair yöntemleri kendi içinde farklı olabilir. Ben nasıl başarılı oldum? Ben böyle aman aman eve gelince böyle çok fazla ödev yapan, ders çalışan bir tipleme değildim. Ama şunu çok iyi biliyorum. Okula gittiğimde mutlaka derste çok iyi dinlerdim. Derste çok iyi dinlediğim için, çok iyi öğrendiğim için evde geldiğimde tekrara gerek duymayabiliyorum. O yüzden ders dinlemek şu anda da sizin için bence önemli. Bu birincisi. İkincisi, mutlaka bir hedefiniz olmalı. Yani bu uzak bir hedef de olabilir, yakın bir hedef de olabilir. Yani ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben biraz daha büyüdüğümde şöyle bir alanda çalışmak istiyorum. Ya da ben insanlarla şu şekilde ilişkilenmek istiyorum. Ya da ben açık bir alanda çalışmak isterim. Ya da kapalı bir alanda sadece bilgisayarla çalışmak isterim. Kendime ait bir odam olsun isterim. Nasıl bir yerde çalışmak istiyorsanız ona yönelik bir hedef koymanızı öneririm. Şimdi sorsam belki hepiniz başka meslekler söyleyeceksiniz. Doktor diyeceksiniz, avukat diyeceksiniz, hakim diyeceksiniz, bilim adamı diyeceksiniz. Bir sürü meslek çıkacaktır. Bu da çok normal. Ama eğer bir mesleği merak ediyorsanız mutlaka o mesleği yapan kişinin yanına gidin ve biraz onunla zaman geçirin. Yani bu doktorsa doktorun yanında biraz kalın. Bu avukatsa avukatın yanında kalın ve ne yaptığına bakın. Bu bir öğretmense zaten görüyorsunuz muhtemelen. Bu bir veterinerse gidin yanına, hayvanlarla ilgilenin. Bla 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 bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Unutmamanız gereken hedef belirlemek, küçük ya da büyük hiç fark etmez. Yarın sabah 5'te kalkacağım ve ders çalışacağım demek de bu arada bir hedeftir. Hedefin böyle çok uzakta, çok da büyük bir şey olması gerekmiyor. Buna dikkat edin. Lütfen dersi derste dinleyin. Bu çok önemli. Eve geldiğinizde de küçük tekrarlar yapmanız bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmanız için, kalıcılaşması için önemli bir faktör. Bunu da yaptığınızda zaten muhtemelen birçok bilgiyi unutmayacaksınız ve başarılı olacaksınız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum size. Bizi sizinle buluşturan Suzan Hocam'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Daha arkadaşların söyleyeceğiniz şeyler varsa öğretmen arkadaşlarımız buyurun. Deniz Hocam'ı da çok yormayalım. Buyurun. Hazır Deniz Hocam'ı bulmuşken özel sıkıntılarımızı da anlatıp terapi olabiliriz aslında. Hazır fırsat bulmuşken. Psikolog ayağımıza geldi yani. Çok güzel. Var tabii sıkıntımız. Ama hakikaten şey oldu böyle. Hani genel olarak akşamımıza bir huzur çöktü sanki. Deniz Hocam'ın ses tonu, tavrı, sakinliği hakikaten. Bu yayın şey geçti böyle. Dingin, gayet güzel. Hatta hiç kendisiyle ilgili bir şeyler söylemeyen çocuklar bile işte benim ablam şunu çalıyor. Yok ben böyle olacağım falan. Hani özelini falan anlattı. İşte Deniz Hoca sanki çözüyordu. Hani uzaktan uzağa bile olsa çocuklar bir şeyler söyleme gereği hissettiler. Güzeldi. Yani zaten hocam da çok samimi, çok güzel şeyler söyledi.
Tülay hocamın öğrencisiydi herhalde. Dedi ya, sesinizi duymak bana çok mutluluk verdi. Evet, evet. Yani hani bunu herhangi bir yetişkin söyletmemiştir zannetmiyorum. Evet. Çok şey oldu, spontan böyle çocuk kendiliğinden söyledi, güzeldi. Evet. Benim de hoşuma gitti. Sanki terapiye girmiş zaman çıkmışız gibi çok rahatladık. Şimdi programı kapatınca. Aynen değil, şu an şeyiz böyle hani Feris hocam anlatsa da biz dinlesek. Bir şeyler söylüyor falan modundayız. Yani. Arkadaşlar o kadife sesler, bilmiyorum, çok güzel bir kadife gibi sesiniz var hakikaten de. Ses eğitimi almış gibi oluyor. Vaa dik çok sakin. Teşekkür ederim. Evet ya, bu akşamımız için dingin bir ses yani. Evet, huzur gibi. Huzur değil mi? Huzur gibi aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çok mutlu oldum bu akşam. Hem çocuklarla böyle konuşmaktan, hem sizlerle tanışmaktan. Çok memnun kaldım. Çok mutluyum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok yani bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir günde, Deniz hocam, bir günde eşinizden randevu almak isteriz. Onun da marifetlerini biliyoruz. Özlem hocamdan. Özlem hocam da drama öğretmeni. Drama yapıyor. Tabii ki. Süper, yani boş bir zamanında da evet. Evet, inşallah. Hatta Deniz hocam aslında bir oyunla başladı. O oyunu devam ettirebilirdik ama bu işte yayınla ilgili sıkıntılar oldu. Evet, oyunun neticelenmesi aslında güzel bir şekilde bağlanacaktı ama artık olsun. Hocamız zaman olursa tekrar, aynen. İnşallah. Deniz hocamız zaman olursa tekrar bizimle oyun oynamak için bile buluşabilir. Çok evet, teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eşinize de selamlar. Size çok iyi bakın. Onun da selamları var. Ayrıca iletişim kurarsınız zaten. Aynen aynen. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Zaman ayırdığınız için. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çözüldü çocukların. Hadi çıkın. Evet, çok güzel bir sağlaş. Bugün duygular şelale oldu. Görüşürüz. Hoşçakalın. 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 Ben kayıt görüşürüz yapıyorum. Çıkın siz arkadaşlar. Ben tamam. Ya da kalabilirsiniz. Yani. Hadi çocuklar. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Aa, Cemal hocam da gelmiş. Benim kıymetli müdürüm. Cemal ben. Cemal hocam. Cemal hocam. Poğaça yedi benden. Teşekkür ederim Cemal hocam. Teşekkür ederim. Güzeldi. Deniz hocama da çok teşekkürler. Başarılıydı. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Yanınıza sağlık Cemal hocam. Rica ederim. Ne demek? Konuşalım artık. Olmuyor böyle. Dur. Nasıl kayıt yapacağım? Anne, kayıt edecek mi? Evet. Şimdi kaydedilmesini istiyor musun? Evet, artık kaydedersen sevinirim. Çıkalım, kaydedelim. Çıkalım tamam. O zaman. Yardımcım evet. Benim. Ve öğretmeni. Oğlum bana